Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an-ı Kerim'den haberimiz olmazsa, hakkında hiçbir bilgimiz olmazsa sorumluluğumuz olur mu? Bizim kitabımızdan haberimiz yok. Bazı art niyetli insanlara da inanmışız. Allah etmesin cehennemliklerden olmuşuz. Allah'ın huzurunda biz bilmiyorduk demek bizi kurtaracak mı? Bununla alakalı en çarpıcı ayeti sizlere okuyacağım. A'raf suresi 38. ayette Allah şöyle buyurur. Allah şöyle buyuracak. Sizden önce gelip geçmiş insan ve cin topluluklarıyla beraber siz de girin cehenneme. Bu şekilde her bir topluluk ateşe girdikçe yoldaşlarına lanet edecek. Nihayet hepsi birbiri ardınca toplandıklarında sonra gelenler, önce girenler hakkında Rabbimiz bizi doğru yoldan işte bunlar saptırdılar. Bu sebeple onlara iki kat ateş azabı çektir diyecekler. Allah da her birinizde iki kat azap var fakat siz bilmiyorsunuz buyuracak. Yani bu ayette bilmeyen cahil kesimle onları saptıran art niyetli insanlardan bahseder. Allah'ım biz bilmiyorduk bunlar bizi saptırdılar demek bizi kurtaramayacak. Sizleri saptıran insanlar, yanlış yola sürükleyen insanlar ceplerini doldurmanın derdinde. Allah bizlere peygamber göndermiş, kitap göndermiş, kitap apaçık ortada. Günde 5 dakikamızı ayırsak 6 ay bile sürmez Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumak. Bu 5 dakikalarımızı nelere harcamıyoruz ki? Ne saçma sapan şeylerle uğraşmıyoruz ki? Bu videomu biraz da cehenneme gireceklerin durumuyla alakalı hazırladığım için cehennemle alakalı, cehennemliklerin durumlarıyla alakalı bazı ayetleri sizlere okuyacağım. A'raf suresi 41. ayet. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerinde de örtüler vardır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. A'raf suresi 36. ayet. Ayetlerimizi yalanlayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince. İşte onlar ateşin yoldaşlarıdır ve sonsuza dek orada kalacaklardır. Bu ayet o kadar can acıtıcıdır ki bugün çok dindar olduğunu iddia eden insanlara Kur'an ayeti okuyorsun. O Kur'an ayetini çürütmek için peygamberin hadislerini ortaya koymaya çalışıyor. Peki peygamberimizin sözleri de tabii ki çok önemli ama önce Allah'ın sözü mü, peygamberin sözü mü? Tabii ki o peygamberin sözü dediklerinden de çok emin değilim doğru mu yanlış mı? Kur'an ayetlerinin değiştirilemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Allah da buna kefildir. Adama Kur'an'dan ayet okuyorsun. Kur'an'ı hadisle çürütmeye çalışıyor. Bir peygamber düşünün, kendi hayatını ortaya koyduğu, hayatı boyunca mücadelesini verdiği kitaba aykırı söz söyleyecek. Bu olacak şey değildir. Yani adam burada farkında olmadan Allah'a, peygambere ve Kur'an'a iftira ediyor ama farkında bile değil. Nisa suresi 56. ayette Allah şöyle buyurur. Ayetlerimizi inkar edenleri pek yakında korkunç bir ateşe sokacağız. Onların derileri kızarıp kavruldukça yerlerini başka derilerle değiştireceğiz. Ki azabı hiç aralıksız tatmaya devam etsinler. Şüphesiz ki Allah kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. İbrahim suresi 16. ayette Allah şöyle buyurur. Bu perişanlığın ardından onlara cehennem azabı gelecek. Orada onlara kanlı ve irinli su içirilecek. İbrahim suresi 17. ayet. O berbat suyu azar azar yudumlamaya çalışacak. Fakat bir türlü boğazından geçiremeyecek. Ayrıca ölüm onu dört bir yandan kuşatacak. Fakat ölmek istese bile asla ölüp kurtulamayacak. Ardından da daha şiddetli bir azap gelecek. Hicr suresi 44. ayet. Onun 7 kapısı vardır. O azgınlardan kimin hangi kapıdan gireceği belirlenmiştir. Enbiya suresi 100. ayet. Onlar orada inim inim inleyecek, acı acı soluyacak ve azabın dehşetinden hiçbir şey duymayacaklardır. Hac suresi 19. ayet. İşte bu iki grup Rableri hakkında tartışan iki karşıt topluluktur. Kâfirlere cehennemde ateşten elbiseler biçilecek, başlarının üzerinden de kaynar su dökülecektir. Hac suresi 22. ayet. Çektikleri ızdıraptan dolayı ne zaman cehennemden çıkmak isteseler gerisin geriye onun içine itilecekler. Ve kendilerine tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. Furkan suresi 14. ayet. Kendilerine bugün bir defa yok olmayı istemeyin. İsterseniz birçok defa yok olmayı isteyin.
Hac suresi 22. ayet. Çektikleri ızdıraptan dolayı ne zaman cehennemden çıkmak isteseler gerisin geriye itilecekler. Bunun size bir faydası olmaz denilecek. Kur'an-ı Kerim'de cehennemle alakalı ve cehennemliklerle alakalı o kadar çok ayet var ki ben elimden geldiğince en çarpıcı olanlarını okumaya çalıştım. Yani Allah etmesin birilerinin yüzünden cehennemlik olursanız hiçbir mazeret sizi kurtaramayacaktır. Allah size soracak, ben size kitap gönderdim, peygamber gönderdim, bunun haricinde sizi uyaran insanlar olmadı mı diye. Her zaman söylediğim gibi hiç kimse sizi kurtaramayacaktır, sizi sadece sizler kurtaracaksınız. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlar.